Bornova Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Bornova Televizyonu'ndan iyi haftalar efendim. Günden Bornova'ya hoş geldiniz. Evet, bugün Günden Bornova'da internet ve sosyal medya konularını enine boyuna tartışıp irdeleyeceğiz. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim görevlisi Sayın Doktor Göker Gülay birazdan canlı yayın konuğumuz olacak. Hayatımızın her alanında yer alan internet hayatımızda neleri, hangi alışkanlıkları değiştirdi? Yararları kadar zararları var mıdır? Bizleri internette bekleyen tehlikeler var mıdır? Bu konuları tartışacağız. Ayrıca sosyal medya kullanımının özellikle çocuklar üzerindeki etkisini tartışacağız. Özellikle ebeveynlerin dikkat etmesi gereken konuların başında geliyor zira. Evet, Sayın Doktor Göker Gülay canlı yayında, aynı zamanda sorularınızı da yanıtlayacak. www.facebook.com/bornovatv adresinden canlı yayında sorularınızı ve merak ettiklerinizi internet ve sosyal medya konusunda bizlere anında iletebilirsiniz. Bizler de buradan yanıtlayalım. Evet efendim, hazırsak Günden Bornova başlıyor. Evet, Bornova Belediyesi sosyal medya platformlarını etkin bir şekilde kullanıyor. Vatandaş belediyeye hangi sosyal medya platformundan ulaşsın şikayetini prosedüre takılmadan ilgili birime anlık iletip sonuç alıyor. Ayrıca WhatsApp hattı ve canlı destek uygulaması da hizmeti vatandaşın ayağına getiriyor. Bornovalıların talep, şikayet ve önerilerini hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletmesini sağlayan Bornova Belediyesi, WhatsApp hattı ve canlı destek uygulamasıyla vatandaşlarına hizmet veriyor. 7 gün 24 saat WhatsApp üzerinden belediyeye ulaşabilen vatandaşlar hafta içi mesai saatleri arasında da canlı destek hizmetinden yararlanıyor. Bornova Belediyesi'nin ortak akıl ilkesiyle başlattığı vatandaşların şikayet ve taleplerini iletebildikleri WhatsApp hattı 2017 yılı içinde 6.923 bildirime cevap verdi. Bornovalıların talep, şikayet ve önerilerini hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletmesini sağlayan Bornova Belediyesi, canlı destek uygulamasıyla da prosedürleri ortadan kaldırarak vatandaşlara zaman kazandırıyor. Kurumsal web sitesinin ana sayfasının sol üst köşesinde yer alan menüden canlı destek butonuna tıklayan kullanıcılar operatörle anlık olarak iletişime geçebiliyor. 0530 214 50 35 nolu WhatsApp hattına gelen talep ve şikayetler 7 gün 24 saat cevap buluyor. İncelenen bildirimler ilgili müdürlükler veya Esot, İSSU, İzmir Gaz, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Müdürlüğü ve Gediz Elektrik gibi dış kurumlara da iletiliyor. Konuyla ilgili olarak yapılan işlemler hakkında WhatsApp yoluyla vatandaşlara geri dönüş yapılıyor. Bornova Belediyesi diğer sosyal medya platformlarını da etkin şekilde kullanıyor. Vatandaş Bornova Belediyesi'ne hangi sosyal medya platformundan ulaşırsa ulaşsın şikayetini prosedüre takılmadan ilgili birime iletip sonuç alıyor. Bornova Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarının yanı sıra Başkan Olgun Atilla'nın kişisel sosyal medya hesapları da vatandaşlarla daha çok etkileşime geçilmesini sağlıyor. Bornova'yı ortak akıl ilkesiyle yönettiklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, tüm sosyal medya hesaplarına gelen bildirimlerin hizmet anlamında çok önemli olduğunu belirtti. Güzel Bornova'mızı ortak akılla yönetmeye önem gösteriyoruz. Bununla ilgili sosyal medya, bütün Facebook, Twitter, Instagram hesaplarımızdaki gelen yorumların hepsini ciddiye alıyoruz. Bunun dışında en çok önem verdiğimiz WhatsApp ihbar hattı. Buradan binlerce ihbarımızı aldık, uyarılarımızı aldık. Vatandaşımızın uyarılarını birebir kontrol ediyoruz. Ve 7/24 hemşehrilerimize hizmet veriyoruz. Bu şekliyle kentimizi yönetmek, kentimize sürekli gönüllü müfettişlerin katkı koyması bizim için çok önemli. Evet, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Doktor Sayın Göker Gülay bugün canlı yayın konuğumuz Günden Bornova'da. Hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Teşekkürler. Evet, doktora çalışmanızı tüketici davranışlarının internet ve sosyal medya ile dönüşümü üzerine yapmışsınız. Doğru. Peki şimdi sizi biraz daha geniş kapsamlı tanıyabilir miyiz Tabii Sayın ki. Gülay?
Yaşar Üniversitesi'nde yaklaşık 10 yıldır öğretim elemanı olarak görev yapıyorum. Bu süreçte aslında eğitimim gazetecilik üzerine, basın yayın temel eğitimim. Üzerine yüksek lisanslı halkla ilişkiler, daha sonra doktora düzeyinde de reklam ve tüketici davranışları ve tabii ki sosyal medya üzerine eğildim. Asıl akademik ilgi alanlarım arasında sosyal medya, dijital dünya ve bununla birlikte değişip dönüşen üretim ve tüketim süreçleri var aslında. Çok güzel. Belki tek bir cümleyle özetlemek gerekirse de sosyal medyanın getirdiği demokratikleşmenin dünyayı değiştireceğine inananlardan. İnananlardanız. Evet, yani hal onu bir şu an hastalık olarak görenlerden değiliz yani. Tabii ki her şey kendi içinde bir antitezini mutlaka barındırıyor. O diyalektik içinde muhakkak belki bugün de o diyalektik içinde tartışacağız ama bir taraftan da umutlu olmak her zaman iyidir. Peki şimdi değişen ve gelişen teknoloji malum hayatımıza birçok yenilik getirdi. Evet. Getirmeye de devam ediyor. Zira artık sosyal medyaya danışmadan, bakmadan karar veremez hale geldik. Doğru ve amacına uygun kullanıldığında sosyal medyanın yararları nelerdir? Sosyal medya aslında pek çok gelişmenin hemen ardından inceleyebileceğimiz bir olgu. Şu son yüzyılı şöyle bir göz önüne aldığımız zaman o kadar büyük değişimler oldu ki, yani insanlık tarihinin belki 200-250 bin yıllık sürecinde ne olduysa herhalde şu son yüzyılda oldu. Yüzyılda, evet. Yani bu yüzyılın başında sanayileşmeyle birlikte buhar gücünün, elektrik gücünün ortaya çıkmasıyla birlikte inanılmaz bir değişim başladı ve bizi bugünlere kadar çok hızlı bir şekilde getirdi. Bu değişimi biz bile takip etmekte, teknolojiye yakın, sosyal medya, dijital medyaya yakın insanlar olarak bile takip etmekte çok zorlanıyoruz. Dolayısıyla pek çok doğru ve olumlu tarafı olmakla birlikte bir takım sıkıntıları da beraberinde getirdi. Ama olumlu taraflarından başlayalım. Bir kere insanlara büyük bir ifade özgürlüğü verdi, ifade gücü verdi. Yani sesleri duyulmayan, normal şartlarda insanlarla, çok uzaktaki bireylerle, insanlarla bir araya gelemeyecek, düşüncelerini paylaşamayacak pek çok insanı aslında birleştirdi, bir araya getirdi. Ve şu da ilginç bir noktadır. İnternet gibi araçlar ne kadar fazla insan kullanırsa yararı da o kadar artan araçlardır. Evet. Yani örneğin bir cep telefonu kullanımını düşünün. İşte sadece sizin ve benim cep telefonuna sahip olmamız evet güzeldir ama yararı da kısıtlıdır. Fakat herkesin birden, yani tüm dünyadaki insanların cep telefonu kullanabildiğini düşündüğünüz zaman bu size çok uzaktaki birine bile ulaşabilme veya çok zor bir takım işlerin daha kolay şekilde, hızlı bir şekilde halledilebilmesi kolaylığını verir, olanağını verir. Bu bakımdan interneti de böyle düşünebiliriz. İnterneti ve sosyal medyayı böyle düşünebiliriz. Sosyal medya kullanıcıların sayısı arttıkça günden güne çok daha fazla geniş bir kitleye ulaşma imkanımız oluyor ve onlarla görüşlerimizi paylaşabiliyoruz. Şikayetlerimizi paylaşabiliyoruz. Görüş alışverişinde bulunabiliyoruz. Yani bir aslında büyük bir ortak aklın ortaya çıkması için gerekli zeminin sosyal medyayla birlikte ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bir taraftan şöyle bir olguyu da gündeme getirmek lazım. Çok kısa ona da değineyim. İnternet ve sosyal medya, özellikle Web 2.0'ın ortaya çıkmasıyla birlikte producer denen bir kavramı da ortaya çıkardı. Prosumer, producer gibi farklı şekillerde de kullanılıyor. Bu aslında en temelde Alvin Toffler'ın 3. dalga eserinde bahsettiği bir olguya dayanmakta. Yani biz aslında tüketiyoruz sosyal medyada ve internette ama bir taraftan da üretiyoruz. Bence sosyal medyayı şu ana kadarki insanlık tarihindeki pek çok değişimden, devrimden, dönüşümden ayıran en temel nokta bu. En çok faydayı sağlayan nokta da bu. Yani bu bizim gündelik hayatımızı da değiştirdi. Tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Birbirimize yönelik davranış ve sosyalleşme biçimlerimizi de değiştirdi. Bu nedir? Yani üretirken tüketme durumu veya tüketirken üretme durumu. Siz internette örneğin bir arama motoruna girip bir kelimeyi yazdığınızda karşınıza bir sayfa çıkıyor ve sonuçlar çıkıyor. Aslında orada bir taraftan tüketmiş oluyorsunuz. Yani önünüze bir bilgi istiyorsunuz ve ana bilgisayardan size ulaşan bir takım sonuçlar oluyor. Ama sizin yaptığınız arama, o andaki arama, siz başka hiçbir şeyi ellemeseniz bile bir sonraki aramanın
niteliğini değiştiriyor. Yani sizin karşınıza çıkan sonuçlar, sizin o sonuçların içerisinden yaptığınız seçim, hangi sırada, ne kadar sürede orada vakit geçirdiğiniz, sizden sonraki bir kullanıcının yaptığı aramayı ve onun karşısına gelen sonuçları değiştiriyor. Etkiliyor. Bunun bu çok basit ve temel bir şey. Bunu artık hani farklı alanlara uygulayabilirsiniz. İşte gezdiğiniz siteleri düşünün. Sosyal medyada bıraktığınız izleri düşünün. Tüketim alışkanlıklarınızı, satın alma alışkanlıklarınızı, sosyalleşme alışkanlıklarınızı düşünün. Her yerde ne kadar farklı izler bıraktığımızı, her yerde ne kadar kendimizden bir şeyler kattığımızı ve bunun doğal olarak diğer kullanıcıların da hayatını ne kadar etkilediğini şöyle bir düşünürsek herhalde gerçek yararı hakkında daha iyi fikir sahibi olabiliriz. Evet, biz de şu anda bu yayınımızı sosyal medya üzerinden, Facebook hesabımızdan mesela yapıyoruz. Evet, yorumlar da geliyor. Şuna değinmek istiyorum. Yani birçok insana aynı anda ulaşabilmenin de bir yolu diye düşünüyorum sosyal medyayı. Yani bu ticaret anlamında olsun, reklam anlamında olsun. Yani sadece insanların birbirleriyle etkileşim ya da doğru bilgiye ulaşma adına değil de insanlara sanki sosyal medya aracılığıyla daha fazla dokunabiliyoruz. Daha çok telefona, tablete, PC'ye gidebiliyoruz. Mesela şu anda bizi izleyenlere ulaşabildiğimiz gibi. Peki bunun zararları var mı hocam? Aslında pek çok zarar tabii ki var. Şimdi doğal olarak bu az önce bahsettiğiniz işte hem sosyalleşme amacıyla hem işte bilgi iletişiminin kolaylaşmasıyla, hızlanmasıyla, pratik hale gelmesiyle, daha ucuz hale gelmesiyle başlayan bir kolaylık. Bunların hepsini konuştuk. Bir taraftan tabii bu tüketime de yansıyor. Satın alma alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Doğal olarak pazarlamayı değiştiriyor. Pek çok açıdan bu değişimleri yaşıyoruz. Bir pazar da aynı zamanda. Evet, aynı tabii kesinlikle. Yani. Kesinlikle bir reklam ve pazar, ciddi bir pazarlama mecrası, reklam mecrası. Çünkü insanlar orada, insanların olduğu her yerde kendiliğinden bir pazar oluşur ve o pazarı manipüle etmeye yönelik araçlar da kendiliğinden oluşur. Bir hani stadyumun etrafını düşün, insanlar toplandığı zaman hemen işte bayrakçısı gelir, köftecisi gelir, işte seyyar satıcısı gelir, hemen orada pazar oluşur. Sosyal medyada da oluşuyor. Bunun tabii negatif bir takım yansımaları da var. Bir kere çok yüksek miktarda enformasyona maruz kalıyoruz. Yani bu bir sıradan bir insanın, sıradan bir insan beyninin belki de mücadele etmesi, baş etmesi çok zor bir miktar. Bu konuda tabii çok değişen rakamlar var. İşte bir günde bir insan, işte ortalama bir insan 30 bin, 40 bin reklam mesajına, pazarlama mesajına maruz kalıyor gibi şeyleri pek çok insan duymuştur. Hatta bu rakamların ne kadar gerçek olduğuyla da ilgili pek çok tevatür var ama önemli değil. 30 bin önemli mi? Değil. Çok. 40 bin olsa çok. 10 bin olsa yine çok. Yani burada önemli olan çok yüksek miktarda bir enformasyona maruz kalan. Bu sadece işin pazarlama ve reklam tarafı. Öte yandan diğer insanların etkileşime geçtiğini, sosyalleştiğimiz insanların hayatlarıyla ve onların hayatlarında olan bitenlerle de bir etkileşime giriyorsunuz. O bir yerine göre bir bağdaşma yaşıyorsunuz. Onların acılarına, mutluluklarına, sevinçlerine ortak oluyorsunuz. Bunun da getirdiği bir maruz kalma var ve bunların hepsi büyük bir yük. Şimdi bunların sonucu ne oldu? Öncelikle insanlarda endişe, efendime söyleyeyim korku, işte geleceğe dair umutsuzluk. Hatta işte FOMO diye pek çok insanın duyduğu, bildiği belki de fear of missing out, yani bir şeyleri kaçırma korkusu olarak da adlandırabileceğimiz bir takım ardıl psikolojik problemlerin, rahatsızlıkların ortaya çıkmasına da neden oldu. Aslında en temelde bu şekilde sıralayabiliriz. Bir diğer önemli, benim de çok önemsediğim tarafı bilgi kirliliği tarafı. Evet. Yani sosyal medya doğal olarak barındırdığı hız ve kolaylık nedeniyle bilginin çok çabuk dağılabildiği, çok çabuk yayılabildiği bir alan. Asıllı asılsız, kulaktan asıllı asılsız, aynen, doğru yanlış. Evet, yani herhangi bir bilginin çok hızlı bir şekilde dağılıp yayıldığı bir alan. Hatta işte Twitter'ın kurucularından birine bu konuyla ilgili bir şey sorulmuş. Demişler ki sizce Twitter nasıl bir alan? O da demiş ki yani otonom bölgelerdir. Buralar otonom serbest bölgelerdir. Bu ne anlama geliyor? İnsanların belli birbirini hiç tanımayan insanların belli bir amaç için bir araya gelip
O amacı gerçekleştirdikten sonra belki de birbirlerini bir daha görmemek üzere dağılıp ayrıldıkları bir alandan bahsediyoruz. Bu tabii pek çok riski ve tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Bilgi kirliliği dedik, işte endişe, korku dedik. Bir taraftan tabii ne var? Yaşı genç bireyler için, yani etraflarında işte hayata tutunmaya çalışan ve etraflarında kendilerine rol model arayan çocuklar ve ergenler için internet pek çok riski de beraberinde getiriyor. Bunlar hani sayabileceğimiz bazı başat riskler ve tehlikeler. Biraz önce programımızı açarken de söyledik zaten. Hani özellikle dedik ebeveynlerin dikkat etmesi gereken konulardan biri dedik. Şu anda internet kullanım yaşı ortalama, siz daha iyi bilirsiniz, 4-5 yaşa kadar neredeyse sanırım evet. düşmüş durumda ve çocukların baktığımız zaman şu anda sosyal medya hesapları da mevcut var. Hatta aileleri tarafından açılan sosyal hesaplar medya var. Yararlı mıdır? Mutlaka yararlıdır. Ama zararlı mıdır? Bence mutlaka zararları da vardır. Şimdi ben kendimden baktığım zaman, örnek verdiğimde, ben internetle tanıştığımda sanıyorum 17-18 yani lise dönemlerinde tanışmıştım. O zaman da internette yani sosyal medya falan bu kadar tabii Web 1.0 var o zaman. Aynen. Çok bir kitap gibi okuduğumuz bir internetten bahsediyoruz. Evet, yani böyle bir sosyal medya platformu yok. Nadiren izlediğimiz belki. Evet, kesinlikle öyle. Zaten o zamanlar internet de sıkıntılı, bu kadar çabuk böyle hızla bilgiye ulaşamıyoruz. Evet. Ama bugün 5 yaşında bir kızım var ve elindeki tabletten istediği bilgiye internet aracılığıyla istediği anda ulaşabiliyor. Hı-hı. Bu açıkçası bir ebeveyn olarak, yani başta bir anne olarak beni ürkütüyor. Yani korkuyorum bu durumdan. Evet. Biz ne gibi önlemler almalıyız? Yani neler yapmalıyız çocuklarımızı internet ve sosyal medyanın zararlarından korumak için? Evet, şimdi aslında bir takım önlemler alabilmek ya da bir süreci istenen doğru ideal istikamete sevk edebilmek için durumu iyi anlamak gerekiyor. Risklerin doğru şekilde farkına varmak gerekiyor. İnternette tanışma yaşı çok küçük. Bu doğru. Hı hı. Ama ebeveynler de dediğiniz gibi birazcık geç yaşlarda internetle tanıştığı için ve kullanım alışkanlıkları da çocuklar gibi olmadığı için veya gençler gibi olmadığı için, onlar kadar yoğun ve kapsamlı kullanmadıkları için belki de risklerin farkına pek fazla varamıyorlar. Veya çok daha kısıtlı önlemlerle, daha yüzeysel, belki işte basit yasaklamalarla veya daha işte otoritelerini kullanarak bazı şeyleri çözmeye çalışıyorlar. Ha, çok ilginçtir, lafınızı kesiyorum. Valla bu ebeveynler içerisinde hayatında hiç internette tanışmamış olanlar da var. Yani hani biz bir şekilde tanıştık, biliyoruz. Hani belki biz zamanımızın interneti, sosyal medyası biz zannediyoruz. Şu an çok farklı boyutta. Ama dediğim gibi hiç anne babaların içinde interneti kullanmamış olan da var. Kesinlikle. Yani onun içinde neler olduğunu bilmeyen de var. Özellikle kasti olarak uzak duranlar da var. Bu tabii neyi engelliyor? Gençleri anlamamızı, ergenleri, çocukları anlamamızı, onların internetle aralarında kurdukları bağı anlamamızı engelliyor. Bu çok büyük bir problem. Asıl problemleri çözmeye buradan başlamak zorundayız. Ben birkaç tane veri özellikle hazırladım. Yani bugün bizi izleyenleri işte şöyle yapılmalı, böyle yapılmalı gibi aslında pek çok farklı disiplinin beraber çalışarak karar vermesi gereken bir alana çok ahkam kesmek yerine onların aslında zihninde bazı soruları gündeme getirmek istedim. Bazı verileri o yüzden paylaşmak niyetindeyim. Hem de biraz daha bu çocuklar, gençler ve onlara yönelik olarak alınması gereken önlemler konusunda birazcık daha zihnimizi berraklaştırır diye düşünüyorum. İsterseniz onları paylaşayım birazcık. Şimdi internetle tanışma yaşının çok küçük olduğunu söyledik. Ben pek çok araştırmadan bunları derledim. Birazcık toparladım. Şöyle özetleyerek geçeyim. Fakat tabii dediğimiz gibi yetişkinlerde kullanım aynı düzeyde değil. Mahremiyet gençler için önemli. Bu en üzerinde durulan konulardan bir tanesi. Biraz daha detaylı olarak ben açıklayacağım. Ama aslında nihai amaçları sosyalleşmek. Şimdi bunu aklımızda tutalım. En sonunda buraya tekrardan döneceğim. Bir paragraf açacağız. Amaç sosyalleşmek dedik. Nasıl sosyalleşmek peki? Ortak arkadaşlar. Yani kendileriyle aynı zihniyeti paylaşan, aynı belki zevkleri paylaşan kişilerle bir araya gelmek, işte gündelik hayattan tanıdıkları, okuldan veya işte çevrelerinden tanıdıkları insanlarla iletişimlerini orada da sürdürmek amaçlardan bir tanesi ve ortak ilgi alanlarını
paylaşma. Asıl sosyalleşme şeyleri alt kırımları bu şekilde. Sosyal medya kullanımı düşük bir yaştan başlıyor ve her geçen gün düşüyor. Bu arada bu sayacağım verileri azalan değil artan bir trendle düşünmek lazım. Hani bu paylaşacağım şeylerin birkaç sene sonra oranının da daha fazla olacağını izleyicilerimiz aklında tutsunlar. Hani durumun niteliğini özetlemesi açısından. Şimdi erken yaşta başlıyor ama bizim yani benim önemsediğim nokta gençlerin 12-13 yani çocukların 12-13 yaş civarında diğer bireyleri sosyal medyada gözlemlemesi gibi bir durum söz konusu olmaya başlıyor. Çünkü bu tam da işte bu ergenlerin farklı yaşamları, kültürleri merak ettikleri ve kendilerine bir rol model aradıkları bir dönem. Evet. Dolayısıyla bu aşamada sosyal medya kullanımının niteliği çok önem kazanıyor. Ve ebeveynlerin bu noktadaki kontrol mekanizması çok önem kazanıyor. Çünkü orada gerçekten internette ve sosyal medyada gördüğü pek çok şeyi kendine rol model alma eğilimi başlıyor. Evet. Bu bakımdan çok önemsenmesi. Önemli. Özellikle bu yaş civarında çocukları olan velilerin buna özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi Avrupa çapında yapılan bir araştırmada European Kids Online diye bir araştırma var. Burada ergenlerin %25'inin tanımadığı kişilerle ilk defa internette görüştüğü ve %6'sının da, ki bu önemli bir rakam aslında, yani sayı küçük olarak gözükebilir ama oran önemli, %6'sının da bu kişilerle internet dışında da görüştüğü ortaya konmuş. Şimdi Türkiye'de bu oran biraz daha düşük. Biraz daha düşük ama yine de dikkate alınması gereken sayılarda 9-16 yaş grubundan bahsediyoruz. Şimdi bu ne demek? Sadece iş internette ve sosyal medyada kalmıyor. Orada kurulan etkileşim İnternet dışındaki hayata da taşınıyor. Sanal hayattan gerçek hayata da. Evet, aslında ne kadar sanal olup olmadığı da tartışılır. Yani sanal benim çok yani kullanmaktan biraz imtina ettiğim bir tanımlama sosyal medya için. Çünkü bizim hayatımıza çok ciddi bağlantıları var. Gerçek hayatımızın bir uzantısı. Dolayısıyla gerçek hayatımızın görünmeyen kısmı. Görünmeyen kısmı veya yani. Ya da dijital ortamdaki hali. Bir uzantısı diyelim aslında. Evet, bu çok daha doğru bir tanımlama olur. Yani biz hani işte gerçek şeyimizde, gündelik hayatımızda ne yapıyorsak benzeri alışkanlıklarımızı sosyal medyada devam ettiriyoruz. Hani gündelik hayatımızın nasıl karanlık yönleri varsa sosyal medyanın da öyle. Aynen. Dolayısıyla bu gençlerin ve çocukların maruz kalmalarıyla bitmeyen bir de internet dışındaki hayatlarına da taşıdıkları bir süreç. Dolayısıyla burada tanışacakları yanlış bir kişi, burada etkileşime girecekleri yanlış bir içerik onların gündelik hayatında ciddi oranda etkiliyor. PEW diye bir araştırma şirketi var. Bunların raporuna göre 6 gençten biri tanımadıkları ve kendilerini korkutan, rahatsızlık veren biriyle sosyal medyada karşılaşmışlar. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Yani buradan belki akran zorbalığına konuyu bağlayabiliriz. Bir takım suç örgütlerinin belki çeteleşmenin unsurlarına değinebiliriz. Bu iş buralara kadar gidiyor aslında. Evet, evet. Dolayısıyla özellikle ebeveynlerin yapması gereken çocukların internet ortamında, sosyal medyada kimlerle etkileşim kurduğu konusunda bir fikre sahip olmaları. Bu önemli adımlardan bir tanesi. Bir diğer önemli şey ergenlerin %25'i sosyal medya nedeniyle yani sosyal medyada oluşan bir olay nedeniyle yüz yüze bir münakaşa yaşamışlar. Belki yüz yüze bir kavga etmişler. Yüz yüze belki tartışmak zorunda kalmışlar. Yani örneğin işte bir gece önce internet ortamında, sosyal medyada yaşanan bir sıkıntıdan dolayı bu internet dışı hayata da taşımış ve belki de ertesi gün okula gittiğinde bundan dolayı akran zorbalığına uğramış olabilir. Bundan dolayı yaşıtlarından, arkadaşlarından tepki görmüş olabilir, dışlanmış olabilir, bir kavga etmiş olabilir, bir sıkıntı yaşamış olabilir. Dolayısıyla internette olan şey, sosyal medyada olan şey ya orada kalıyor ve işte burada olay söndü bitti gözüyle de bakmamak lazım. Lazım. Çünkü bu gerçek doğru. Hayatta da kendini gösteriyor. Ebeveynlerin bu konuda da belki uyanık olmaları. İnternette olan biten gençlerin sosyal medyada yaşadıkları sıkıntıları kendileriyle paylaşabilecek bir güven ve
ilişki zeminini, diyalog zeminini belki onlarla kurmaları gerekir ki bir takım sıkıntıları baştan bertaraf etme. Belki de çok denetleyici olmuş gibi görünmemeleri gerekir. Kesinlikle. De. Yani hani benim çocuğum eline tabletini aldın, odasına çekildiğinde ben gizli gizli gideyim onu denetleyeyim ne gibi. Ne yapıyorsa yani, yapsın orada dememek onu da dememek evet lazım ama çok da böyle bir disiplin belki uygulayıp hani ters tepmemesi kesinlikle açısından diyorum. Baskı da uygulamamak. Tabii. Sadece biraz gözler kulaklar açık olacak kesinlikle herhalde. Yani burada önemli olan farkındalık. Burada da yaratmaya çalıştığımız hani çocuğumuza şöyle davranın böyle da, bunlar her çocuğa göre, her ebeveyne göre değişen çünkü şeyler. Çünkü her yasak cezbedicidir. Evet, aynen öyle. İşte çocuk gelişim uzmanlarının veya psikologların belki başka türlü önerilerde bulunması gereken burada yaratmaya çalıştığım şey bir tür farkındalık. Yani sosyal medya ve internet böyle boşlukta sallanan işte bir hobi, bir eğlence aracı, çocuğun işte eğlenceli vakit geçirme aracı değil. Orası gerçek hayatın bir uzantısı. Evet. Orası çocuğun bilgisayar başından kalktıktan sonra da devam ettirdiği hayatının veya tabletten bir telefondan kafasını kaldırdığında devam ettirdiği hayatının bir uzantısı. Buna o ciddiyetle bakmak lazım. Orada olan biten her şeyi bu ciddiyetle ve bu ilgiyle ele almak lazım. Nasıl olsa onu kapattığında bitecek diye bakmamak lazım. Yani işte şeyini kapatayım, sosyal medya hesaplarını kapatayım, telefonunu elinden alayım, işte bir 3 gün şey yapsın bakalım bir kafasını dinlesin dediğiniz zaman aslında o problemi ortadan kaldırmış olmuyorsunuz. Hatta belki daha da büyütmüş oluyorsunuz. Onun için yasaklar veya işte otoriteyi kullanarak caydırıcı bir takım önlemler almak sorunun kökenini muhtemelen ortadan kaldırmayacaktır. Çünkü burada da bahsettiğimiz gibi gerçek hayat sosyal medyada devam ediyor. Sosyal medyadaki olan biten gerçek hayatta, gerçek devam hayatta o evet, yani offline dünyada diyelim, çevrim dışı dünyada da devam ediyor. Evet. Bir başka şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii ergenler, çocuklar bunların farkında değiller mi? Ciddi oranda farkındalar. Yaşadıkları sıkıntıları, olumsuz yönleri aslında en çok onlar biliyor. Şöyle bir soru sorulmuş onlara. Daha doğrusu şöyle bir cevap alınmış. Yani belki ne yapmak istersiniz veya işte sosyal medya ile ilgili beklentiniz nedir denmiş. %36'sı bazen sosyal medyanın olmadığı zamanlara gitmek istiyorum demiş. Bu çok enteresan geldi bana. Evet. Oran çok yüksek. Yani 10 kişiden hemen hemen 4 kişi. Tabii tabii. Yani %40'a yaklaşık bir rakam, hatta hani biraz daha köpürtürsek neredeyse yarısına yakını. Desek yeri demişler ki sosyal medyanın olmadığı zamanlara gitmek istiyorum. Bu çok enteresan bir şey. Biz onların işte hani çok böyle belki teknoloji bağımlısı olduğunu, işte tabletlerden, telefonlardan kafalarını kaldıramadıklarını, sosyal medyada günde belki işte 8-10 saatlere varan o bir neredeyse bir mesai dolusu da zaman geçirdiklerini düşünüyoruz ve onları işte tenkit ediyoruz, suçluyoruz. Biz de aynı şekilde kendimizden de şikayet ediyoruz bu konuda. Kendimiz de aynı şeyi yaptığımız için ama bir taraftan da görüyoruz ki aslında çok da memnun değiller. Aslında oradaki bilgi kirliliğinden onlar da müzdarip. Oralardaki işte aşırı sosyalleşme ve aşırı enformasyona maruz kalma durumundan onlar da şikayetçiler. Belki işte pazarlama mesajlarına aşırı maruz kalmaktan onlar da pek memnun değil. Belki onlar da daha bu yaşta belki birazcık kafalarını dinleyecek sakin bir zamanı özlüyorlar. Belki evet, tüm bir problemlerden arınmış bir dünyayı onlar da özlüyorlar. Hatta %43'ü keşke bazen internetin fişini çekebilsem demiş. Yani bu da çok enteresan. Bunu o zaman bir bağımlılık mı demeliyiz yani hocam? Bağımlılığın tanımı çok daha farklı ama hani olayın hastalık boyutundaki bağımlılığından mutlaka bahsedebilir miyiz? İçeriğinde mutlaka buna bunu karşılayan, bu tanımı karşılayan vakalar vardır. Hani bunların hepsinin çok sağlıklı kullanımlar olduğunu söylemek elbette ki mümkün değil. Bu oranlar pek çok farklı şeyi de, alt kırımı da kendi içinde barındırıyor ama şunu da düşünmek lazım. Öyle bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz ki sosyal medya ve internet olmadan neredeyse şuradan şuraya gidemeyecek hale geldik. Veya pek çok gündelik işimizi halledemeyecek hale geldik. Bu tabii başta bahsettiğimiz kolaylıkları beraberinde getirmekle birlikte bu tarz zorlukları da ortaya çıkartıyor. Burada yapılması gereken şey bilinçli kullanım. Ve onun tabii bilinçli kullanım çok şimdi geniş bir şey, tanım. İçini birazcık yani hızlıca doldurmaya çalışırsak bir kere ne yapmak istiyorsak hani ona yönelik araçların kullanımına ağırlık vermek, gereğinden fazla ilgi alanımıza
çok da girmeyen yerlerde daha az vakit geçirmeye çalışmak önlemlerden bir tanesi, bizim bireysel olarak önlemlerimizden bir tanesi olabilir. Çevrim dışı dünyada daha fazla vakit geçirmeye çalışmak bu önlemlerden bir tanesi evet, olabilir. Bizi rahatsız aslında. Eden bu ortamdan uzaklaşmak hani pek çok şeyle de ilgili aynı tavsiye verilir. Hani size sıkıntı yaşadan şeyden birazcık uzaklaşmaya çalışın gibi. Eğer bu zorluğu yaşıyorsak buradan uzaklaşmaya çalışmak biz yetişkinler için geçerli olabilir. Ergenler için de çocuklar için de bilinçli kullanımı teşvik edecek bilgilendirmelerin onlara yapılması lazım. En sonda özellikle değineceğiz ama şöyle kısaca geçeyim. Yani onların yaşadığı problemleri bizle paylaşabilmesini sağlayacak zeminin muhakkak ortaya konması lazım ki orada yaşadıkları problemlerle problemler için ortak bir çözüm aile ve çocuk arasında geliştirilebilsin. Bir önemli veri daha var. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Gençler hani dedik ya başta ergenler mahremiyeti önemsiyorlar ama şahsi fotoğraf, adres, okul adı, e-posta, telefon gibi özel bilgilerin paylaşımında da son birkaç senede %20 ile 30 oranında artış gözlenmiş araştırmalarda. Bu tabii sorumlu bir durum. Yani normal şartlarda belki hani söyle dediğinizde söylemeyecekleri pek çok veriyi, bilgiyi internette, sosyal medya gayet ortamında rahat verebiliyorlar. Gayet rahat bir şekilde paylaşabiliyorlar ve sıkıntı şurada. Bu konuda kendilerine güvendiklerini söylüyorlar. Ve çok azı bundan çok endişeli olduğunu ifade ediyor. Yani böyle de bir yanlış algı var. Bu bilgileri evet işte veriyorlar, ediyorlar falan filan ama bununla bir sorun oluşturmayacağını düşünüyorlar. Halbuki pek çok işte izlediğimiz haberlerde de görüyoruz, pek çok araştırmada da gündelik hayatımızdan da biliyoruz. Bu bilgilerin biraz böyle sorumsuzca paylaşılması veya çok rahatlıkla paylaşılması pek çok güvenlik riskini, bilgisayarların ele geçirilmesini, işte belki kredi kartları numaralarının ele geçirilmesi, özel fotoğrafların, özel bilgilerin ele geçirilmesi, bununla bu bilgilerle kişilere, ergenlere, çocuklara şantajlar yapılması, onların belki işte istenmeyen bir takım olaylar içerisinde yer almasını sağlanması gibi pek çok hoş olmayan duruma da zemin hazırlıyor. Evet, çünkü herkese kendimiz gibi de görmemeliyiz. Yani bu internet ve sosyal medyayı amacının dışında ve bilinçsizce kullanan da çok mutlaka insan var. Mutlaka çok var ve kötü niyetle kullanan çok insan var. Öyle bir dünya ki burada yani aslında her türlü insan dediğimiz var. Gibi gerçek hayatta ne varsa orada burada da bu var. Evet, yani bunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. Evet, sokağa çıkıp nasıl işte ben şu an buradayım şimdi birazdan işe gideceğim işte orada da bakın böyle bir şey yapacağım, akşama da buraya gideceğim gibi bilgileri paylaşmıyorsak, benim bakın telefon numaram, adresim bu demiyorsak, belki sosyal medyada bunu yapmamalıyız. Veya bu konuda çok daha dikkatli olmak zorundayız. Tabii ki orada insanların bize ulaşabilmesini, gerekli iletişim kanallarının tahsis edilmesini hepimiz istiyoruz. Ama bunu belki daha dikkat ederek, sorumlu bir şekilde, bir risk oluşturmayacak şekilde yapmak önemli. Ebeveynlere şöyle bir enteresan veri vereyim. Gençlerin, ergenlerin sanal dünyada ayırdıkları saat diyelim ki ortalama 5 saat iken ebeveynleri bunun 3 saat olduğunu zannediyormuş. Yapılan araştırmalarda böyle bir şey çıkmış. Yani gençlerin gerçekten geçirdikleri süreyle ebeveynlerin bunu algıladıkları süre arasında, gözlemledikleri süre arasında biraz fark var. Evet. Ve dolayısıyla bu şu anlama da geliyor. Onların gerçekten orada ne yaptığını tam olarak bilmiyorlar. Evet. Bu onu da gösteriyor. Çocukların %78'i ebeveynlerinden daha fazla bilgiye sahip olduğunu belirtmişler. PEW raporunda çok enteresan bir şey var. Onunla bitireceğim şimdi. Öğretmenlerin neredeyse hepsi öğrencilerin teknolojiye aşırı maruz kalmış olması ve aynı anda birden fazla şey yapmaları nedeniyle aşırı uyarılmış olduğunu söylemişler. Bu neyi bize anlatıyor? Aslında zihinlerinin gereğinden fazla dolu olduğunu bize anlatıyor. Bu tabii öğrenmenin önünde bir engel muhtemelen. Yani bu kadar dolu bir zihinle belki yeterince iyi alınamamış bir uykuyla veya işte sosyal medya ve internet teknolojik kullanımı nedeniyle es geçilen bazı paylaşımlar, şeylerle evet uygun şeyler nedeniyle vazgeçilenler nedeniyle okula
diyelim ki yani yeterince öğrenmeye hazır olarak gelmeme durumu. Agresif gidebiliyor zaten. Agresif gidebilir. Uykusuzluktan kaynaklı. Evet, o yani. Zihin zaten daha henüz o teknolojinin verileriyle doluyken daha boşaltmamış kendini. Okula gidip yeni bir şeyler öğrenmesi de mümkün değil. Yani bunlar da tabii zararlar arasında sayılabilir. Biz bunu hani üniversite çağındaki öğrencilerde de gözlemliyoruz. Hatta aslında bu sadece şey de değil hocam. Sosyal hani medya da değil. Yani bu teknoloji adı yani internet ve oyun çılgınlığı da hepsi bilin. Yani teknolojinin bize getirdiği hepsini bunun içinde sıralayabiliriz. Yani zararları hani diye böyle bir genel başlık açtık. Aslında hepsinin içerisinde böyle bir durum var. Bir taraftan iki önemli başlığı da son olarak söyleyeyim. Hani belki zarar olarak veya bir tehlike olarak daha çok nitelendirebileceğimiz. Bir tanesi teknoloji devlerinin, bugün işte hani Google, Facebook falan gibi. Film büyük teknoloji devlerinin artık bulundukları sektörde, markette, pazarda neredeyse tekelleşmiş olmaları ve pek çok konuda da yeterince iyi denetlenememeleri. Bunların, bu firmaların daha işte yakın zamanda yapılan tartışmalar, bunların vergi politikalarına ne kadar uyduklarıyla ilgili şüpheler var, elde ettikleri verilerin ne yapıldığıyla ilgili bir takım şüpheler var. Bunlar da yerinde şüpheler. Çünkü hiçbirimiz herhangi bir, yani ben dahil olmak üzere ve pek çok hani teknolojiyle ilgilenen insan da dahil olmak üzere özellikle merak edip ilgilenmiyorsa telefonuna yüklediği veya internette kullandığı pek çok sosyal ağ uygulamasını, programın şeyini okumuyor. Sözleşme, kullanıcı sözleşmesini okumuyor. Öyle. Hatta aynen bu sözleşmeler ara ara güncelleniyor. Ne güncellenmiş ona bile bakmıyoruz. Çünkü bunlar pek de böyle rahat okunsun diye tasarlanmış şeyler değil zaten. Evet. Onu da belki söylemekte fayda var. Bu bilgilerin nereye gittiği, ne yapıldığı konusunda ciddi şüpheler var. Bu da belki hani gelecek için bir projeksiyon veya insanların sosyal medya ve internet teknoloji kullanımıyla ilgili belki önemsemesi gereken bir konu. Bu konuda tabii çalışan çok sivil toplum örgütleri var. Bazı devletlerin bu konuda almaya çalıştıkları önlemler var. Ama tabii pazarda çok tekelleşildiği zaman da bu 1960'larda işte petrol şirketleri için söyleniyordu. İşte 90'lı yıllarda enerji şirketleri için aynı problemler oldu. Şimdi 2000'li yılların artık yavaş yavaş ortasına gelmeye başladığımız zamanlarda da bu teknoloji ve sosyal medya araçları için aynı şey konuşuluyor. Bu da belki gelecekte uğraşmamız gereken önemli problemlerden biri. Peki aslında şöyle de özetleyebiliriz. Tabii büyük bir başlık bu. Saatlerce konuşulabilecek günlerce konuşulabilecek ama internet sadece sosyal medya olmadığı gibi. Evet. Ekranla sınırlı olmayan bir şey olmadığı. Aynen öyle ama faydalarını da sıralarsak burada yatsınamayacak derecede o yüzden kullanıyoruz. Hatta lafınızı kestim. Bu firmaların bu tekelleşmesiyle ilgili yapılan tartışmada şöyle bir şey söylenmişti. Ya evet, bunları evet söylüyorsunuz. Evet, bunlar bizim bilgilerimizi alıyorlar, satıyorlar. Belki işte bu bilgilerle gelecekte ne yapacakları belli değil. İşte hiçbir şekilde denetlemiyor. Şu bu. Pek çok olumsuz tarafını saydınız ama ya insanlar da aptal mı? Milyarlarca insan bu sosyal medya araçlarını kullanıyor. Muhakkak yani bir kar zarar dengesi yapmışlardır ki kullanmaya büyük bir iştahla devam ediyorlar diye. Hakikaten insanlar da evet bunun farkında olmasalar, bu menfaati ve faydayı görmeseler herhalde bu kadar da iştahla ve ilgiyle takip etmezler. Kullanmazlardı bunu. O bakımdan herhalde dediğiniz gibi faydalarını saymak da çok kolay değil yani. Değil. Sınırlamak da çok kolay değil. O da ayrı bir program konusu gerektirecek. Yani en başta dedim ya, yani sosyal medyanın ve bunun getirdiği demokratikleşmenin dünyayı değiştireceğini düşünenlerdenim. Bu konuda umudumu koruyorum. Yani insanlık muhakkak kar zarar dengesiyle kendi yolunu bulacaktır. Tabii ki ailelerin alması gereken önlemler var. Bireysel olarak bizim almamız gereken önlemler var. Devletlerin alması gereken önlemler var. Teknoloji firmalarının, bu bahsettiğimiz büyük devlerin daha sorumlu ve daha şeffaf bir şekilde hareket etmeye, politikalarını gözden geçirmeye ihtiyaçları var ki bu konuda bir farkındalık da onlarda da var. Geçenlerde Mark Zuckerberg'in bir açıklaması vardı. Hani son 10 yılda pek çok da hata yaptık. Hatta şu anda çok aptalca şeyler yapıyoruz mealinde bir açıklaması da vardı. Onlar da bazı şeylerin farkında. Neredeyse belki aşağı yukarı yani yılda 200 defa algoritmalarını değiştirmek zorunda kalıyorlar. Bu değişen ve dönüşen sosyal medya ortamına, bu yüksek enformasyonu kontrol edebilmek için, işte gerçekten insanların ilgilendiği şeyleri onların karşısına çıkarabilmek için büyük bir çaba var. Ama kolay bir iş olmadığında, kim
kimse için kolay bir iş olmadığını da söylemek de lazım. Peki hocam, evet. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür bu bilgiler ederim. İçin. Dediğim gibi süre kısıtlı olduğu için çok evet. Fazla başlığa giremedik. Kısaca özetledik pek aynen canım. Ama evet. Yine bir programımızda sizi daha geniş kapsamlı, mutlaka, daha farklı başlıklarla tabii ağırlamak tabii. isteriz. Tekrar tabii. teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Katıldığınız için başarılar hoşça diliyorum. Hoşçakalın. Evet efendim, Gündem Bornova'nın sonuna geldik. Konuğumuz Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halk İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim görevlisi Sayın Prof. Dr. Göker Gülay'dı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Gündem Bornova'da yepyeni bir konu ve konukla görüşünceye dek. Hoşça kalın efendim, esen kalın.